Evet, Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde yeniden başkan seçilmesi 132 yıl sonra bir ilki beraberinde getirdi. Bu durumun ekonomiye yansımalarını hem dünya ölçeğinde, küresel ölçekte hem de Türkiye'de. Tabii bu belirsizlikle, Trump öncesindeki belirsizlikle yükselişe geçmişti altın fiyatları, hem de Orta Doğu coğrafyasında yaşanan o vahşetle birlikte, belirsizlikle birlikte. Hem tahvil faizlerinin yükselmesi hem de savaş ortamının azalacağı beklentisi Trump'ın gelişiyle birlikte bir geri çekilme de beraberinde getirdi. Ne olacak bu tablo? Döviz kurundaki hareketlilik ne olacak? Dolar yeniden o yükselişe mi geçecek? Altında düşüş sürecek mi? Önümüzdeki hafta piyasaları ne bekliyor? Ekonomist Ulaş İke ile konuşacağız. Ulaş Bey, hoş geldiniz Zeyla. Hoş bulduk. Belirsizlikler bitti mi? Nasıl bir tablo var? Çok yorucu bir maratonun sonuna, son yüzlüğüne gelmiş gibi hissediyoruz. Biliyorsunuz 2024 sizinde söylediğiniz gibi biraz da seçimler yılıydı. İrili ufakta 60'tan fazla seçim vardı. Hatta işte biliyorsunuz 18 tane en kalabalık ülkenin 8'in tanesinde de seçim vardı. Amerika'da bunlardan majör anlamda yaratacağı etkiler açısından en çok spekülatif beklenti yaratandı. Çok zorlu bir süreci tamamlamış gibi hissediyorum ben. Piyasalar da çok aktif sizin söylediğiniz gibi. Yani bundan sonra daha rahat bir dönem mi bizi bekliyor? En azından belirsizliklerin azaldığı bir dönemin bizi beklediğini söylemem yanlış olmaz. Ben birkaç tane veriyi dilerseniz sizinle paylaşayım. Bundan sonrasıyla alakalı belki de kafamızda öncü göstergeler olması açısından bir şekillendirme yapabilirim. Şimdi seçimlerin hemen arkasından Fed'in de 25 baz puanlık bir faiz indirimi söz konusu oldu. Piyasada inanılmaz bir likiditasyon sağlandı. Amerikan borsaları tarihi zirvelerinde, Bitcoin tekrar 76 bin doların üzerine çıktı. Hatta kripto paralara seçimden sonra ilk 24 saat içerisinde 504 milyar doların üzerinde bir likiditasyon gerçekleşti. Yine biliyorsunuz ya, söylemiş olduğunuz gibi küresel bir takım risklerin de gerçekleşmesiyle beraber ABD, Çin, ABD, Tayvan, özellikle çip krizi gibi nedenlerle beraber Nvidia yeniden dünyanın en değerli şirketi olduğu 3.43 trilyon dolarlık bir piyasa değerine ulaştılar. Ne demek istiyorum? Almanya ve İtalya ekonomilerini topladığınız zaman bir Nvidia etmiyor. Doğru. Doğru. Altında nasıl bir tablo bekliyoruz? Çünkü biz hep altına güvenli liman dedik. O da bunun karşılığını verdi bugüne kadar. Şimdi ne olacak? Yeni haftada ya da önümüzdeki dönemde 2025 yılı, 2024 sonu ne bekliyoruz? Ya altın, sizin de söylediğiniz gibi yatırımcısını bu sene çok mutlu eden yatırım araçlarından bir tanesiydi. Hatta kıyasladığımız zaman gram altın bazında değerlendirince en çok kazandıran enstrüman altındı. 2700 dolarlar civarını gördü, tarihi zirvelerini gördü, ama burada tabii ki küresel risklerin bu yıl içerisinde biraz artmış olmasının da etkisi vardı. Biliyorsunuz yanı başımızda ve etrafımızda, dünyanın dört bir tarafında birçok siyasi ne yazık ki olumsuzluklar gerçekleştiriliyor, yaşanıyor. Bununla beraber ABD seçimlerinden sonra Trump'ın işte Orta Doğu'daki savaşı bitireceğim, askerlerimi işte Suriye'den çekeceğim veya Rusya-Ukrayna krizine bir çözüm üreteceğim demesiyle birlikte küresel risklerin azalmış olması aklında bir satış baskısı yarattı. Doğru, ama tarih zirvesinden sadece 100 dolar gerisinde altın. Türkiye'de de biliyorsunuz altın yatırımcısı çok bu konuda muhafazakardır. Altından fazla farklı bir yatırım enstrümanını çok tercih etmezler. Severiz biz altını. Dolayısıyla hani bunu alım fırsatı olarak gören bir yatırımcımız da var ne yazık ki. Peki döviz kurları, özellikle de dolar, Trump'ın gelişi sonrası yeniden yükselişe geçecek mi? Nasıl bir tablo ortaya koyuyor? Dolar euro paritesi 1.08'den 1.05'e en son gerilemişti yanlış hatırlamıyorsam. Ne olacak dolar? Şimdi ABD seçimlerinden akabinde biz öncesinde biliyoruz ki Trump bir önceki sene gelmiş olduğu zaman, bir önceki dönemde güçlü Amerika, güçlü ABD doları diyordu. Yine bundan sonra geldikten sonra da yapacaklarının bunu olduğunu öngörüyoruz, ama Trump'ın iş başına geçmesi de Ocak sonunu bulacağı için henüz burada biraz bir marjımız söz konusu açıkçası. Piyasalar hemen Trump'ın istediği reaksiyonu vermeyecektir. %25'lik baz puanlık indirim de kimseyi yanıltmasın. Çünkü Fed'in başkanının görev süresi de 2026'nın sonuna kadar yanılmıyorsam devam ediyor. Dolayısıyla orada para piyasalarında çok da güçlü bir ABD doları çok kısa sürede gerçekleşir mi? Ben bundan emin değilim. Ben kendi açımızdan. Peki kısa sürede gerçekleşmemesi bir alım fırsatı sunar mı dolar sonradan yükselecek beklentisiyle?
Bizim açımızdan Türkiye için değerlendirirsem ben açıkçası bu fikri çok paylaşmadığımı dile getirmek istiyorum. Çünkü Merkez Bankası'nın rezervlerine baktığımız zaman notlarımdan kontrol edeyim, evet 152 milyar dolar Merkez Doğru. Bankası'nın rezervi var. Yani bu da şunu gösteriyor. ABD dolarının biraz güçlenmesi halinde veyahut olası bir kur ataklarına karşı Merkez Bankası'nın Müdahale sürdürmüş edebilecek olduğu bu pozisyonu kur var. politikasına müdahale edecek pozisyonunu söylemiş olduğunuz gibi var. Peki. Ulaş Bey çok teşekkürler katkılarınız için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Ekonomist Ulaş İke ile birlikte değerlendirdik. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim sonrası Trump'ın gelmesiyle dolardaki rüzgar nereye evrilir, döviz kurlarındaki hareketlilik nereye evrilir, küresel ölçekte ve bizim açımızdan Türkiye ölçeğinde altın güvenli liman nereye evrildi diye konuştuk. Keza kriptoya da değindik. Kriptodaki yükseliş daha da devam edecek gibi, Trump etkisi sürecek gibi gözüküyor diyor.